erkek kaynaklı infertilitede önemli olan bir kere testleri yapmamız lazım. Bu testlere göre karar vermemiz lazım. Sperm sayılarında bir bozukluk mu var? Spermler hiç mi yok? Yoksa her şey normalde bir takım DNA veya spermlerle ilgili sorun bozuklukları mı var? Ya da anatomik bozukluk mu var? Bunu iyice değerlendirmek lazım. Bunu yaparken de bizim elimizde öncelikle altın standart fizik muayene. Fizik muayene mutlaka yapılmalı. Onunla beraber sperm testleri dediğimiz sperm analizi, ki en az 2 defa sperm testi yapılmalı. Onunla beraber hormon değerlerine bakılmalı, kan hormon değerlerine bakılmalı. Ve radyolojik olarak da varikosel, testis atrofisi ve benzeri diğer durumlara da radyolojik olarak değerlendirilmeli ve bakılmalı. Bunların hepsiyle birlikte biz erkek kısırlığının hangi sebepten kaynaklandığını ve neler yapabileceğimizi değerlendirebiliriz. Nedenler dediğimiz zaman bizim tabii ki elimizde belgeler olması lazım. Bu nedenlerden en sık görülenleri hormonal bozukluklar, genetik bozukluklar, sperm yol tıkanıklıkları, sperm yol yoklukları gibi bir takım sebepler en sık gördüklerimizdendir. Bunları incelerken de bize genetik testler, hormon testleri, fizik muayene ve radyolojik değerlendirmeler ışık tutmaktadır. Bunlarla beraber biz 10-15'ten fazla olan bu sebepleri tek tek irdelemeli ve ona göre planlama yapmalıyız.